Robo, merhaba. Merhaba. Son videomuzda bazı sorunlarla karşılaşmıştık. Bu sorunlardan biri, ödül ya da cezaya kukla ile değdiğimizde puanın temas süresince sürekli artması ya da azalmasıydı. Puan sorununun çözümüyle ilgili bir şeyler yapabildin mi? Evet, biraz çalıştım ve sorunu çözdüm sanırım. Önceki videoda önermiş olduğum bir çözüm yolu vardı. Kukla ödül ya da cezaya değdiğinde, ödül veya cezanın konumunu değiştirirsek, temas ortadan kalkacağı için puanın sürekli artması ya da azalması durumu ortadan kalkacaktı. Ben de bu çözüm yolu ile sorunu hallettim. İstersen hızlıca programımın çalışır halini göstereyim. Gördüğün gibi, ödüle ya da cezaya değdiğimde, ödül ve ceza ekranda rastgele bir konuma geçiyor. Peki problemi çözmek için özel bir şey yaptın mı? Ödül ve cezanın ekranda rastgele bir konumda belirmesi gerekiyordu. Ben de bunu nasıl yapabileceğime dair internette biraz araştırma yaptım. Karşıma Random Kütüphanesi diye bir şey çıktı. Sen de zaten ipucu olarak söylemiştin. Bu kütüphaneyi programımda kullanınca, rastgele sayıları ve benzeri şeyleri üretebildiğimi ve bunları programımda kullanabildiğimi fark ettim. Sanırım sonra da ceza ve ödülün x ve y koordinatlarını rastgele sayılarla değiştirdin ve bu sayede problemi çözmüş oldun. Çok doğru bir yaklaşım olmuş. İstersen şimdi de bu konuyu biraz daha detaylı inceleyelim. Bildiğimiz gibi oyunumuzun önceki halinde ödül ve ceza sabit bir yerde duruyordu. Şimdi, oyuncunun ödül veya cezaya değmesi durumunda, ödül veya cezanın rastgele bir noktaya gitmelerini sağlamak için, Robo'nun da bahsettiği Random Kütüphanesini nasıl kullanacağımıza değinelim. Basitçe Random Kütüphanesi, program içerisinde rastgele sayılar üretmek için ihtiyacımız olan komutları içeren bir kütüphanedir. Random Kütüphanesini kullanmak için programımızın başına Import Random ifadesini yazmamız yeterli olacaktır. Artık bu sayede programın içerisinde rastgele değerler üretebiliriz. Şimdilik RandRange komutu ile rastgele sayı üretelim. RandRange fonksiyonu bir aralık içerisinde rastgele tam sayı üretir. Örneğin random.RandRange 0,100 komutu ile 0 ile 99 arasında rastgele bir tam sayı üretebiliriz. Peki neden 0 ile 100 arasında değil de 0 ile 99 arasında? Bu komutla üretilen rastgele sayıda alt ve üst sınır verilir. Alt sınır üretilebilecek sayılara dahil iken üst sınır dahil edilmez. 0 ile 100 arasında bir sayı üretmek isteseydik random.RandRange 0,101 yazmamız gerekirdi. Şimdi kuklanın konumu ile rastgele sayı üretme durumunu birleştirelim. Ödülün ekranda rastgele bir noktaya gitmesini istiyorsak, öncelikle ekran içerisinde rastgele bir noktayı belirlememiz gerekir. Örneğin, X ve Y bileşenlerini rastgele olarak ekranda gördüğün komut satırlarıyla belirleyebiliriz. Burada X değeri için neden 0,width yerine 0,width-ödül.width değeri kullanıldığı sorusu aklınıza gelebilir. 0,width şeklinde bir kullanım olursa, bazı durumlarda ödülün bir kısmı ekran dışına taşabilir. Ekranda bu tür bir kullanıma bir örnek görüyoruz. Gördüğünüz gibi, ödülün bir kısmı ekran içerisindeyken, bir kısmı ekranın dışına taşmış. Taşmayı önlemek için ekranın genişlik değerinden
ödülün genişliğinin çıkarılması gerekir. Durumu daha detaylı kavramak için ekranda başka bir görüntü daha paylaşıyorum. Ödülün sol üst köşesinin x değeri width-ödül.width değerinden büyük olduğu durumlarda ekranın sağ tarafından taşma ihtimali olduğunu bu görsel sayesinde daha iyi kavradığımızı düşünüyorum. Benzer durum y değeri için de söz konusu. Height-ödül.height değerinden büyük olan y değerleri için ödül ekranın altından dışarıya taşabilir. Kod yazılırken genişlik ve yükseklik değerlerinde de bu durum dikkate alınmalıdır. Şimdi konuştuğumuz tüm bu konuları programımıza uygulayalım. Çok basit de olsa artık bir oyunumuz var. Oyuncumuzu hareket ettiriyor ve puanlar topluyoruz. Ama hala oyunumuza ekleyebileceğimiz birçok özellik var. Örneğin, oyuncu ödül veya cezaya değdiğinde bir ses çıkmasını sağlayabiliriz. Bunun dışında ödül ve cezanın görünümünü değiştirebiliriz. Yazdığımız oyun üzerinde kendi istediğimiz değişiklikleri yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kodu okuyup anlamak ve aynı kodu yardım almadan sıfırdan yazmak, programlamaya başlayanlar için çok önemli bir etkinliktir. Bir kodu değiştirerek ona farklı özellikler eklemek de aynı derecede önemlidir. Siz de bu kod üzerinde çalışıp değişiklikler yaparak ve yeni özellikler ekleyerek daha iyi bir programcı olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.